Silivri cezaevinde 21 aydır tutuklu bulunan dizi yönetmeni Fatih Terzioğlu'nun sağlık durumu tedavisi geciktirildiği için her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Terzioğlu'nun avukatlarından Büşra Şimşek, müvekkilinin son durumuna ilişkin paylaştığı tweetinde haftalardır hasta ve sadece kusuyor, hiçbir şekilde beslenemiyor, 50 kilo düştü, tekerlekli sandalyeyle aile görüşüne gelmiş ve sadece kolunu masaya koyup başını üstüne koyuyormuş. Eşi defalarca Fatih beni duyuyor musun demiş sözlerini kullandı. Tek suçu STV'de yönetmen yardımcılığı yapmış olmak. Silivri 7 nolu cezaevinde Fatih Terzioğlu tek kişilik hücrede ölüme terk edildi. İşkence ve kötü muamele suçu işleniyor, durmayan kalmasın vurgusunu yapan Şimşek, Fatih Terzioğlu'nun tedavisini geciktiren, hastaneye göndermeyen Silivri 7 nolu cezaevi kurum müdürü ve personelleriyle ilgili başsavcılığa suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Terzioğlu'na yapılan işkence skandalını sosyal medya hesabından duyuran HDP Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu da Adalet Bakanlığı'na seslendi ve günlerdir gereken tanı konulmamış. Gecikme hayati tehlike içerir. İnsan canı bu. Cezaevindekinin hayatından sorumlusun, unutma uyarısı yaptı. Savunma Bakanlığı'nda uzman olarak çalışırken KYK ile ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç'tan 6 Ağustos 2016'dan bu yana haber alınamıyor. Oğlunun bulunması için hiçbir insana hassasiyet gösterilmediğini söyleyen baba Mustafa Tunç, biraz insaflı olan, biraz adalete inanan, biraz insan olan bize oğlumuz hakkında bilgi versin açıklaması yaptı. HDP Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Tunç, artık yaşamıyoruz. Sadece nefes alıp veren ruhlara dönüştük sözlerini kullandı ve kamuoyundan destek istedi. Yani çocuklar her gün... Babalığın bugün yine gelmedi, ne zaman gelecek? Babalarını anmadıkları hiçbir gün yok. Yaşamıyoruz. Ruh gibi ortalıkta dolaşıyoruz. Yani nefes alıp veriyoruz ama buna yaşama denirse, Yusuf Bilge Tunç'un annesi de öyle, eşi de öyle, ben de öyleyim. Yusuf Bilge Tunç kaçırıldığından bu yana konuyu yakından takip eden Ömer Faruk Gergerlioğlu da Yusuf Bilge Tunç'un ne ölüsü ne dirisi ortaya çıkmıyor. Ailesi perişan bir halde. Dosyada 9 ayrı savcı arasında yazışma var. Sonuçta elde var sıfır. Bunlar 21. yüzyılda 2020 yılında Türkiye'de yaşanıyor dedi. Ve ailesi Yusuf Bilge Tunç'u arıyor. Bunlar 21. yüzyılda 2020'de Türkiye'de yaşanıyor. Tüm dünya bunu duysun lütfen. Bakın, güya burası bir hukuk devleti, 11 aydır bir insanın bir takım güçler tarafından kaçırıldığı iddiası var, çok ciddi iddialar var ve bunu destekleyen bazı bulgular var dosyada, çok büyük bir ciddiyetsizlik var ve sonuçta bu insan ortaya çıkmıyor halen, inanılmaz bir şekilde.